Günaydınlar. Günaydın da annem. Günaydın. Günaydın. Ağzını yerim. Evet, biz bu sabah çok güzel bir yere, çok güzel olduğunu düşündüğümüz bir yere kahvaltıya geldik. İnternetten görmüştük daha önce de. Bugün hafta içi. Ben evden çalışıyorum. Bilgisayarım yanımda, burada da iş yapacağım zaten. Asya okula gitmedi. Ondan sonra Onur da evde zaten. Böyle yerlere... Yürüyerek diyor. Ne oldu, yanlış yerdeyiz. Böyle yerlere hafta sonu böyle biraz kalabalık oluyor ama hafta içi güzel oluyor. Boş olduğu için. Bakalım, inşallah düşündüğümüz gibi güzel bir yerdir. Orada gösteririm size de. Bay bay Descartes. Hadi bay. Evet, geldik. Neymiş adı? Seyrangah. Evet, bizim ağlama krizlerimiz başladı. Ne oldu paşama? Gel bakalım, burada ne var? Gel. Tamam. Gel bakalım. Hayır. Hadi gel. Ben bilgisayarımı açıyorum. Onur kartalın peşinde. Şuradalar. Kahvaltı geldi. 2 kişilik kahvaltı söyledik. Hepimize yetiyor. Menüsü gerçekten güzel. Günaydın. Bugün evdeyim. En son ne zaman video çektim biliyor musunuz? Dışarıya kahvaltıya gittiğimizin sabahı çektim sadece. Yani orada maalesef Kartal'la işte biraz uğraştık falan. Daha sonrasında da böyle etrafta çok gezemedik bile. Yani işte dediğim gibi daha önce de Kartal'ın bir nasıl diyeyim? Bir şey sorunu var. Sorun demeyeyim tabii ki de aslında her çocuk gibi. Orada bir masada başka bir çocuğun bir oyuncağını gördü ve onu almak istedi. Tabii ki alamayınca da böyle bir ağlamalar, kendini yere atmalar ve ondan sonra da hani böyle masada orada onlar da durduğu için tabii ki sürekli oraya gitmek isteme bilmem ne, yani artık kalktık oradan çünkü yani nereye kadar devam edecek oyuncağı sonuçta alamayacağına göre ya öyle bir yine bir ağlama kriziyle apar topar kalktık oradan. Yani demek istediğim o günde o bir şey daha sonrasında da çekmedim, işte kalktık anneme falan geldik, oradaydık zaten o günde. Ondan sonra pardon, dün işe gittim, bugün yine evdeyim. Asya okulda biz kalktık işte babasıyla ekmek almaya gitti Kartal. Ben de şimdi bize kahvaltı hazırlayacağım. Sabah birkaç işim vardı bilgisayarda, onları hallettim. Ondan sonra burada da bir de başka işlerim vardı. Onlar uyuyordu, ben erken uyandım ya. Artık böyle vücut alışkın ya, erkenden maalesef uyanıyoruz. Şöyle almıştım maydanoz. Bunları şöyle ayıkladım. Yıkadım. Şöyle iyice kurusunlar. Doğrayacağım. Ondan sonra biraz da yine biber almıştım. Bir de dereotu doğradım, attım. Biraz da yine biber almıştım. Onları da böyle ayık şey yaptım. Koydum şeye. Bunu da şimdi buzluğa atacağım. Ondan sonra ne yapacağım? Menemen yapacağım bugün de. Şöyle menemenlik koydum. Burada da çayım var. Çaydanlığım. Pisliğini hiç görmeyin. Çaydanlığı makineye atacağım çünkü. Menemen yapalım. Asya'da, ama ay Asya'da diyorum. Kartal da seviyor, yiyor. Şimdi suyumuz da kaynadı. Ben
çayımı hazırlayayım, kahvaltımızı hazırlayayım. Gün içinde neler yapacağız bakalım. Evet, o söyleyecekti, ben söyledim. Çocukları bıraktık, biz nereye gidiyoruz? Nostaljik bir şekilde. Çıktık, gerçekten bugün nostaljik bir baş başa bir gezi yapacağız. Evet. Yansında şeye gideceğiz, Eminönü'ne gideceğiz. Oradan alacağımız bir şeyler var. Onun için de dedik ki Kartal'ı babaannesine bıraktık. Asya okuldan çıkıyor, anneannesine geçiyor. Tabii Asya'nın bu geziden haberi yok. Araba çarpmadan biraz önce, dur bir dakika. Şimdi nereye gidiyoruz biliyor musunuz? Eminönü'ne vapurla gidiyoruz. Nostaljik gezi bu. Şuradan da bir geçelim de. Evet, baş başa bir gezi yapacağız. Değil mi? Evet. Romantik mi? Evet. Çok romantik. Hem de çok romantik. Eminönü'nden alacaklarımız var. Buradan Kasımpaşa iskelesinden Eminönü'ne böyle küçük vapurlar var. Onunla geçeceğiz. Öyle geçelim dedik. Değişiklik olsun. Burada ışık var ya. Niye bekliyoruz? Işık yanınca geçeceğiz işte. Asya görmesin diyorsun. Evet, Asya görmesin. Çünkü Asya'nın doğum günü geliyor. Asya'ya hediye almaya gidiyoruz aslında. Yandı mı? Asya'nın şansına ilkokulunun olduğu yer burası. Asya'nın ilkokulu da deniz manzaralıydı. Ortaokulu da deniz manzaralı değil mi onu? Ortaokul ama şu andaki şey çok güzel, oranın manzarası. Kızım ufak buluklu orada. Deniz seviyor çocuk her şekilde. Şimdi geldik iskeleye. Buradan Eminönü'ne var, Eyüp'e var. Değil mi Onur? Başka var mı? Var. Nereye? Üsküdar'a falan gidiyor burada. Aa, var mı karşıya da? Vallahi bilmiyordum ben. Üsküdar, Kadıköy. İşte var ya şey kaldı. Ne oldu? Ay ben binemem, batar korkarım ben. Küçük şeye binemem öyle. Tır 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 tır. Burası Eminönü'ne gidiyormuş. Burası böyle küçük şey bir iskele hani. O böyle büyük Beşiktaş Kabataş iskeleleri gibi değil. Bu gezi. Vapura bindik. Vallahi batacak diye ödüm kopuyor. Vapur değil, küçücük şey. Ondan sonra bir de bana diyorsun ki insanlar bir çıkartma. Vallahi çok baksana ya, bu ne oluyor? Bir adımda suda sıyırmış. Şey değil ama bu çok ama iyi de yani şu kenarına insan bir şey koyar, bu ne ya? Var ya işte. Ha, ay o değil. Seni çok kork. Ay bırak şu telefonu elinden, korkuyorum. Nereden çıkalım? Buradan caminin oradan çıkalım. Ha. İndik şimdi vapurdan. Çok zevkliydi. Çok ödüm bakıma karıştı. Hele inerken ya o korumasız yerlerden tutuna tutuna indik. Buradan mı? Ya buradan çıkalım, caminin oradan çıkalım. Daha güzel. Bir balık ekmek yapalım dedik. Sonra işimize gücümüze bakalım. Oradan gideceğiz değil mi? İlerleyeceğiz. Sağlık kampanyamızda sizlerin yapacağı bağışlar ile iyi olacak. Evet, hafta içi falan fark etmiyor. Tıklım tıkışık. Balık ekmek fiyatını bildiriyorum. 40 lira. İçecek kolaydı, bilmem neydi. Adeti 15 lira. Her şey pahalı, o da pahalı. Acayip kalabalık, her yerde bir müzik. Burada darbuka çalıyorlar, arkada semazen dönüyor.
şey vardı, Kızılay çadırı. Onur kan vereyim dedi, demişti de. Şimdi çok uzun sürer. Onu şey yapamayız. En az bir saat sürüyor. Kuru kahveci Mehmet Efendi. Harika kokuyor ama kuyruk. Kendi dükkanlarını aşıyor kuyruk. Buranın yanından girdik. Buradan bir şeye bakacağız. Onur poz ver. Saat kaç? 6.30. Akşamı yaptık. Dönüyoruz. Bu sefer daha insani bir vapurdayız. Şöyle. Kocaman bir vapurdayız. Asya'yı alacaklarımızı da aldık. Bir de şey aldık. Kartala, onu şimdi çıkaramayacağım ama. Niye bu kadar ağır? Şey var içinde. Ha. Neymiş? Kartala uzun süredir şöyle bir şey istiyordum. Çok seviyor böyle top atmalı şeyleri. Bundan aldık. Ondan sonra da Onur'un daha önce de almış olduğu bir kuru yemişçi vardı. Çok güzel onun kuru yemişi. Şöyle kuru yemiş aldık. Ve de işte Asya'ya aldıklarımızı aldık. Onları daha sonra gösteririz. Şimdi püfür püfür harika bir tam bir vapur saati. Aa bak gelin şeyi geliyor. Düğün var herhalde. Eskiden gelin arabası olurdu. Şimdi gelin vapuru. Vapur gemi gibi ama bak burada çok güzel. Niye bu büyümüyor? Çok güzel. Ha, bak orada da Onur nikah yeri var. Ne kadar romantik değil mi? Evet diyecekler orada. Çok romantik. Çok güzel bak orada. Masa sandalye var. Biz daha kalkmadık, bekliyoruz. Tüm konserler vardı ya burada. Nerede? Biz hala buradayız. Ya ne diyorsun? Allah'ım ya. Bence de. Koy. Kalktık sanırım. Ay, hava harika. Çok güzel. Ya, piknik yapma şeyi. Ama çok kısa sürüyor, 10 dakika. Karşıyı göstereyim size. İndir suyu. Evet. Evet. Benim saçlarım. Evet. Suyu gösterecek. Dönüyoruz, dur. Aa, biz terse gideceğiz tabii, değil mi? Aslında. Sonuna gel. Evet, uzun zamandır. Baş başa. Baş başa hiçbir şey yapmıyoruz. Ne yaptık? Ne yaptık? Çocuklara alışveriş yaptık yani. Baş başa çocuklara alışveriş yaptık. Güzel oldu. Hava da güzeldi. Çok bunaltıcı bir sıcak yoktu. Geldik. Balık ekmek yedik. Sonra dedik keşke yemeseydik. Başka şey yerdik dedik. Ama gerçekten pahalı. Pahalı da. Yani ekmek arası 40 lira. Çok ya. Kolayla veren evet. Arkadaşlar. Ki yani Onur kolay kolay bir şeye pahalı demez. Ben derim, o asla demez. Bak gerçekten ama. Ondan sonra diyorlar, yani diyoruz ki işte hamburgere gidiyorsun. Hamburger menüsüyorsun ama böyle değil ama. Kalktığın zaman diyorsun ki doyurmuyorsun abi. Ya işte burada böyle gelince bir böyle kokusunu alınca böyle hadi dedik yiyelim. Ben çok pişman oldum. Aha, sonra pişman olduk. Başka da bir şey yemedik tabii, karnımız da toktu. Yorumlarınızı bekliyorum.
Öyle yani. Şimdi Asya, ha değil mi? Dur geçelim. Asya'ya Asya'ya geçen sene babası doğum günü hediyesinde akıllı saat almıştı. Sonra ama saat akıllıydı ama kızım değildi. Sonra Asya tabii akıllı saat ama o şeylerden değil tabii ki, o gerçek milyarlıklardan tabii ki değildi. Tamam. Evet. Ondan sonra tatile gittik. Daha plaja gittik. İlk gün Asya saatten denize girdi. Sonra bana benim suratıma bakıyor. Bakıyorum bana sıkıyor musun? Gözler böyle. Her şeyi anlatıyor. Kızım ne oldu? Büyük bir şey oldu. Kızım ne oldu? Çok bir şey oldu. Abi anlıyorum. Saati de dur. Saati de ıslanın artık gidince şeyde şeye koymuş. Şortunun cebine koymuş suyun içinde. Hala suyun içinde. Bari demiş çıkartayım. Sonra kuruttuk muruttuk ama tabii ki olmadı zaten. Çok tuzlu su bir de. Ondan sonra tuzsuz olsaydı. Neyse. İşte şimdi de şey yaptık. Ona yine o saatlerden aldık. Geçen ama yine su getiren aldık yine. Tabii ki su getiren aldık ama geçen seneye göre yine onlar hemen hemen aynı fiyatı aldık. Değil mi? Çok, her şey artmış ama yani. Geçen sene ben onu 450 liraya aldım. Yok be. Evet. 450 liraya aldım. O zaman şu anda çok çeşit var. Değil mi? Çok alternatif var. Geçen bir sürü evet, marka şey, var. O iPhone'dan değil ama ya Tahtakale'ye gidiyorsunuz. Diyorsunuz ki orta ucuzunu buluruz diyorsunuz. Geçen sene 450 liraydı. Şimdi? Daha ucuz. Şimdi 400 liraya almış. Yok yani geçen, şimdi her şey tabii çok daha pahalı olduğu için gayet uygun yani şu anda. Asya'ya tabii bu videoyu izlemeyecek, doğum gününe birkaç gün var. Asya yani doğum günü yapıp da şeyi harcayacağımıza, hani bu parayı şey yaparak, doğum günü yapıp pastayı da börekle yaparak harcayacağımıza böyle harcadık. Onun için kalıcı bir şey olacak. Hem de istediği şeyler. Bir de ne aldık? Yine bir kulaklık çeşidi istiyordu. Ondan aldık. İki tane şey almış olduk. İyi oldu. Bence sevinecek gördüğü zaman. Tabii ki bir pasta keseriz, doğum gününü kutlarız. Ama Asya'nın sevinci inanın dostlar. 2 dakika sonra. Yani aslında babasının en büyük şikayeti Asya'nın sürekli şey olması, böyle hani ya aslında aynı yaşıt çocuğu olanlar bilir, ergenlik dönemindeler ve sürekli bir şeylerden sıkılıyorlar, bir şeylerden sürekli rahatsız oluyorlar falan. O yüzden de sevinci ya, o kadar canı, sürüyor canı yani. Mesela en çok sevdiği şey ne? İşte İskender, şu. Yemek falan. Olan, ha. Yemek bayağı. Ya ne? İskender yesin, çok mutlu. Bittiği zaman bitiyor. Yani Allah'ım. Ya ne yaptın? Kahkaha atarak devam mı etsin hayatına? Yok şaka bir yana yani. Telefonda o. Öyle yani ergen yaşta 13'lü 14'lü yaşlarda bilmiyorum erkek çocukları da öyle mi? Onu da inşallah göreceğiz ama kız çocukları öyle yani bir böyle hep bir sıkılma, hep bir şimdi mesela son şeyi saçını kestirme, saçımı kestireceğim diyor. Değişiklik istiyor yani sonuç olarak. Askere gideceğim diyor. Çok daha o kadar değişiklik istemiyor. Çok da haklı yani değişiklik istemekte. Onun yaşı gereği öyle. Bizler bile istiyoruz. O niye istemez? Öyle yani işte. Bak konuşa konuşa da geldik valla. Eminönü Camisi. Geldik sayılır. Burada da işte Kasımpaşa İskelesi. 15 dakika falan sürüyor ya. Bayağı aslında yol var ama tabii vapurla çok güzel nasıl geçtiğini anlamıyorsunuz.